Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4. sınıf fen bilimleri 2. dönem 1. yazı sorularının çözümlerini yapacağız arkadaşlar. Bu yazı çözümleriyle arkadaşlar konuyu tekrar etmiş olursunuz. Lafı uzatmadan ilk soruyla başlayalım. İlk soruya bakalım, biraz sayfayı da büyüteyim ben. Soruları daha rahat görmeniz için. Aşağıdaki paragrafta boş bırakılan yerleri verilen uygun sözcüklerle tamamlayınız. Sıcaklıkları farklı, ilkine bakalım. Sıcaklıkları farklı. İki madde birbiriyle temas ettiğinde olan madde nokta nokta olan maddeye ısı verir. Şimdi ısı veren madde arkadaşlar daha sıcaktır tabii ki. Sıcak olan madde soğuk olan maddeye ısı verir. O zaman sıcakla soğuğu kullandık. Bunlarla işimiz bitti. Sonrakine bakalım. Bu madde bu nedenle ısı alan soğuk maddenin sıcaklığı nokta nokta ısı veren maddenin sıcak maddenin sıcaklığı nokta nokta olur. Şimdi soğuk olan maddenin sıcaklığı ısı aldığı için artar. Isı veren sıcak maddenin sıcaklığı ise ısı verdiği için azalır diyecektik. Artar ve azalır da yazdık. Ne kaldı? Isı alışverişi. Demek ki son maddemiz ısı alışverişi olacak. Bu durum ısı alışverişinin sonucudur. İki maddenin sıcaklık eşitleninceye kadar ısı alışverişi devam eder diyecektik. İkinci soruyla devam edelim. İkinci soru. Üç tane öncülümüz var. Yukarıda ısı ve sıcaklıkla ilgili ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Birinci madde, ısı alışverişi sırasında termometrenin gösterdiği sıcaklık iken sıcaklık değil ısı olacaktı. Bu birinci madde yanlış. İkinci maddeye bakalım. Isının kütlesi ve hacmi yoktur. Bu nedenle madde değildir. Doğru. Isı ve sıcaklık birbiriyle aynı kavramlardır. Hayır, birbiriyle aynı kavramlar değildir. Yalnız iki doğru arkadaşlar. Cevabımız B olacaktı. Üçüncü soruya bakalım. Hemen. Üçüncü soruda arkadaşlar bir su var ve buza dönüşüyor. Böyle bir döngümüz var. Su arkadaşlar ısı verirse şöyle şu tarafa doğru ısı verirse buza dönüşür. Evet ısı verici bildik. Buz ise ısı alırsa suya dönüşür çünkü erir. Şimdi ısı veren su belli bir noktadan sonra donma olayı gerçekleşir. Yani buza dönüşür. Buz ise belli bir süre sonra ısı vererek erime sıcaklığına gelir. Yani erir. Bu olayların hepsine arkadaşlar ne diyoruz? Hal değişimi diyoruz. Hal değişimi. Yani buzdan suya dönüşüyor. Katıdan sıvıya dönüşüyor. Sıvıdan katıya dönüşüyor. Bu şekilde bir hal değişimi tablosu verilmiş. Dördüncü soruyla devam edelim. Dördüncü soru. Aşağıdaki görselleri inceleyerek ısı alışverişleri ilgili durumları alır ya da verir şeklinde tamamlayınız. Çay bardağına sıcak çay koyduğunuzda arkadaşlar bardak ısı alır. Çay ısı verir. Çünkü çay daha soğuk. Elimizde buz aldığımızda elimizin ısısı elimiz ısı alır, pardon verir olacaktı, verir. Buz ısı alır. Isı alarak buz eriyecek. Elimiz de ısı vererek üşümeye başlayacak, soğuyacak. Çünkü buza ısı verir elimiz. Şimdi gelelim 5. soruya. Aşağıdaki mesleklerden hangileri maddenin erime ve donma özelliğinden yararlanır? Terzi, hayır değil. Cam ustası değil. Kasap değil. Kuyumcu, evet. Dondurmacı, evet. Bunlar hal değişimine fayda. Mesela dondurma, arkadaşlar dondurma eriyor, soğuyor, buz haline geliyor. Kuyumcu ise arkadaşlar altınları eritiyor, sıvı hale getiriyor, şekle sokuyor, kalıba koyuyor, bilezik yapıyor, küpe yapıyor. Artık değişik aksesuarlar yapabiliyor. Cevabımız arkadaşlar kuyumcu ve dondurmacı olacaktı. Altıncı soruya geçelim. Altıncı soru arkadaşlar. Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır? Bakalım. 1. Maddeler ısı etkisiyle hal değiştirir. Doğru.
Sıvı ısıtıldığında katı hale geçir. Hayır, sıvıdan katı hale geçmez. Isı verirse katı hale geçir. Isıtılan bazı maddeler bozulur. Doğru. O zaman yalnız iki yanlış olduğu için cevabımız B olacaktı. Yedinci soru. Aşağıda verilen varlıkları madde ya da cisim olma durumlarına göre tik işaretiyle işaretleyelim. Yüzük arkadaşlar farklı maddelerin bir araya gelmesiyle oluştuğu için bu bir cisimdir. Kömür arkadaşlar bir maddedir sadece. İşlenmemiş çünkü. Su arkadaşlar işlemediği için saf halde bir sudur zaten. İşlenirse cisme dönüşür zaten bir madde. Sekiz soruyla devam edelim. Aynı maddeden farklı cisimler yapabileceğini göstermek istesek aşağıdaki hangi resimleri kullanabiliriz? Evet, burada arkadaşlar şimdi ağaçtan kağıttan mesela ağaçtan kaşık yapabiliriz, değişik gereçler yapabiliriz. Kağıttan da kitaplar falan yapabildiğimiz için bu iki madde birbiriyle ilişikli olduğu için bu iki maddeyi kullanabiliriz arkadaşlar. Cevabımız kitap ve kaşık olacak. Tahta kaşık. Dokuzuncu soru. Yukarıdaki tablo saf maddelerin bulunduğu alanlar boyansa nasıl bir şekil elde edilir? Arkadaşlar burada kuru yemişler saf madde değil. Altın saf maddedir. Süt saf madde değildir. Tuz saf maddedir burada arkadaşlar. Parfüm değil. Şeker bir saf maddedir. Salata değil. Su zaten saf madde arkadaşlar. Toprak da saf madde değil. Böyle bir şekil elde edebilirsiniz şuraları boyarsanız. Saf madde olanları boyarsanız böyle bir şekil ortaya çıkar. Yani cevabımız ne olacak? Bakalım A şıkkı olacak cevabımız arkadaşlar. Cevap A. Gelelim arkadaşlar 10. soruya. Okuyalım soruyu. Limonatada su, limon, şeker bulunur. Şeker suda çözündüğü için görünmez. Ancak limonata içerken şekerin tadını alırız. Evet. Cenk'in söylediğine göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Karışım oluşturan maddelerin şekli değişmez ancak özellikleri değişir. Karışım oluşturan maddelerin şekli ve özellikleri değişmez. Karışım oluşturan maddenin şekli ve özellikleri değişir. Karışım oluşturan maddelerin şekli değişebilir ancak özellikleri değişmez. Evet. Şimdi şeker arkadaşlar tadarsanız normal şeker tadını alırsınız. Ama limonataya atarsanız limonatayı da şekerlendireceği için özelliği değişmiyor. Ama şekli değişiyor tabi eriyor. Eridiği için şekli değişti. Gelelim 11. soruya. Aşağıdaki karışımlardan belirtilen yöntemleri ayrılabilenleri tik işaretiyle işaretleyelim. Şimdi süzme. Pirinç ve su süzerseniz ayrışır. Doğru. Çünkü su süzgeçten süzülür, pirinç kalır. Nohut ve bezelye ayrışmaz. Yağ ve patates, evet bu da ayrışır. Yağ süzgeçten süzülür, patates kalır. Eleme, kum çakıl taşı, evet kumlar erekten geçer, çakıl taşı kalır. Toz şeker, küp şeker, evet bu da olur. Küp şekerler eleğin üstünde kalır, küp şekerler kalır, toz şekerler gider. Kuru fasulye, su. Arkadaşlar bu da eleme ile aslında olmaz. Bu süzerek olur. Mıknatıs, su, kum. Bunu ayrıştırabilir miyiz? Hayır. Demir tozu, nikel tozu olur. Demir tozu, kum. Bu da olur arkadaşlar. Cevabımız bu şekilde verebilirsiniz. 12. soru. Aşağıdaki geri dönüşüm kutuları ile verilen görsellerdeki atıklarla eşleştiriniz. Şimdi bakalım. Bir de kağıt var. Kağıt bir. O zaman gazete kağıt olduğu için 1'i yazıyorum. Şu konserve kutusu metal olduğu için 4 yazıyorum. Çatal metal olduğu için 4 yazıyorum. Sonra şu pet şişe plastik olduğu için 2 yazıyorum. Kola kutusu metal olduğu için yine 4 yazıyorum. Şu da plastik olduğu için 2 yazıyorum. Cam yok mu bakalım. Evet, cam var. 3 yazıyoruz buna. Şu metallere kaç yazıyorduk? 4 yazıyorduk. Kağıda kaç yazıyorduk? 1 yazıyorduk.
Şu elma çöpü bunun nereye yerleştirebiliriz? Kağıt, plastik, cam, metal hiçbirine yerleştiremezsiniz. Oraya bir şey yazmıyorsunuz arkadaşlar elmanın çöpünün yerine. Çünkü herhangi bir sınıfa girmiyor verilenlerde. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri geri dönüşümün amaçlarından değildir? Bakalım, atın kaynağında karıştırılması sonucu çöp yığınlarından kurtulmak. Evet, olur. Doğal kaynakların korunmasını sağlamak. Evet, olur. Tüm maddeleri geri dönüştürmek. Hayır, değil. Çevre kirliliğini azaltmak. Evet, olur. Arkadaşlar, cevap D olacaktı. Şimdi gelelim 14. soruya. Aşağıdaki ifadelerin doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Gözü yormayan doğru renkte ve miktarda seçilmiş ışık kaynağı kullanılarak yapılan aydınlatma uygun aydınlatmadır. Doğru. Işığın çok güçlü olması daha rahat görmemizi sağlar. Yanlış. Çok fazla ışık olursa görmemizi engeller. Aydınlatma doğru yapılmadığı takdirde sağlığımıza, çevreye, aile ve ülke ekonomisine zarar verir. Doğru. İyi bir aydınlatma yapmak için ışık kaynağının her yönü aydınlatması gerekir. Evet, doğru. Aydınlatma teknolojilerinde az enerjiyle çok aydınlatma önem kazanmıştır. Bu da doğru arkadaşlar. Şimdi 15'e bakalım. Aşağıda aydınlatma araçlarının özellikleri ile kullanarak eşleştiriniz. Uzun ömürlüdür. Evet, uzun ömürlüdür. Bu normal eski klasik ampul. Bu ise arkadaşlar yeni tasarruflu ampullerimiz. Çok enerji harcar. Evet, eski teknoloji çok enerji harcar. Az enerji harcar. Bu tarafa sağa doğru yapacağız. Elektrik enerjisiyle çalışır. Arkadaşlar ikisi de elektrik enerjisiyle çalışır. İkisine de ok işareti yapacağız. Işık ile birlikte ısı da yayar. Evet, ışık ile birlikte ikisi de ısı yayar. Ama bunun ısısı çok daha fazla yani eski teknolojinin. Çevresine ısı yaymaz. Çevresine biraz ısı yayar. Ekonomik değildir. Evet, bu tarafa doğru yapacağız. Ekonomik değildir. 16. Aşağıdaki seçeneklerden kaç tanesi ışık kirliliğinin olumsuz etkilerindendir? Işık kirliliğinin. 1. Gök cisimleri rahat gözlemlerimizi engeller. Doğru. Evet bu. Işık kirliliğinin etkisidir. Yumurtalarından çıkan kaplumbağalar denize doğru gitmek yerine ışık kaynağına doğru yöneldiler. Evet bu ışık kaynağının nedeni 2. Bitkilerin üremesi gerçekleşemediğinden bazı bitkilerin nesilleri zamanla yok olmaktadır. Buna soru işareti koyalım şimdi. Göçmen kuşlar aydınlatılmış yüksek binaların etrafında dolanarak yönlerini kaybeder. Evet, bu da ışık kirliliğinin olumsuzluklarından. Arkadaşlar, 3 tane olacak cevabımız 3. Bu son bitkilerin üremesi gerçekleşimi. Bunun ışıkla alakası yok arkadaşlar. Bu başka bir olaya girmekte. 17. Aşağıda verilen aydınlatma araçlarının geçmişten günümüze kullanımıyla ilgili sıralayınız. Evet, bakalım neler var. Şimdi burada arkadaşlar ilk olarak hangisini yazabilirsiniz? 1 numara. Bu bir arkadaşlar ilk önce lambadan önce arkadaşlar şu lambalardan önce şu bulunmuştur. Meşalelerle aydınlatma olmuştur. Sonra arkadaşlar lambayla. Sonra mumu yazabiliriz. 3. 4'e arkadaşlar eski tip ampuller. Sonra yeni tip ampuller 5'e yazabiliriz. En son da spot lambalar. Buna da 6'yı yazabiliriz. Bu şekilde sıralama yapmış oluruz. 18. Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğini önlemek için yapılan uygulamalardan biri değildir? A. Bazı sokak aydınlatmasında kullanılan sistemleri gün ışığına göre çalışması. Evet, güzel, doğru. Yol kenarlarında boş olan yerlere ışıklı reklam tabelaları konulması. Buna soru işareti koyalım şimdilik. Sokak, cadde, park aydınlatmalarında ışığın istenilen yere doğru yönlendirilmesi. Evet, doğru.
Uygun olan yerlerde otomatik yanıp sönen lambalar kullanılması doğru. Şimdi şuna bakalım. Yol kenarlarında boş olan yerlere ışıkları eklem. Hayır, bu arkadaşlar ışık kirliliğini azaltmaz, aksine arttırır. Gelelim 19. soruya. Aşağıdakilerden hangisi sesin şiddetini arttırmak için kullanılmaz? Şimdi bakalım. Hoparlör kullanılır, mikrofon kullanılır. Bu da arkadaşlar stetoskop, doktorlar kullanıyor mesela iç organlarımızı dinlemek için, arttırmak için kullanılır. Ama şu diskler falan kullanılmaz. Cevap D olacaktı. Son soru. Aşağıdaki grafik eksenlerini uygun şekilde isimlendirerek farklı ortamlardaki ses kirliliğini gösteren bir grafik çiziniz. Şimdi grafikte şöyle, şuraya ses seviyesi diyelim, kirliliği ya da şuraya da bunları yazalım. Mesela şurası sinema olsun. Ma salonu. Şuraya düğün konvoyu. Şuraya çocuk parkı diyelim. Çocuk park. Burada en gürültülü olan arkadaşlar düğün konvoyu olduğundan bunu en yüksek yapalım. Sinemada gürültülü bir ortam arkadaşlar. Bunu da düğün konvoyundan biraz düşük yapalım. Çocuk parkı ise arkadaşlar bunlara göre daha sessiz bir ortam olduğu için bunu da daha düşük yapalım. Diyelim ki bunun ses seviyesi diyelim ki kafadan atıyoruz tabi 50 ise burası da diyelim ki 60 olsun. Çocukların da oyun parkındaki seviyede 30 olsun gibi yazabilirsiniz. Arkadaşlar yazımızı bu şekilde bitirdik. Belki de hatalarımız vardır ufak tefek. Bunları aşağıda yorum kısmına yazarsanız düzeltmeye çalışırız. Kanalımıza da abone olursanız bize destek olmuş olursunuz. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.